Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz MSI'ın her türlü alanda işinizi çözebilecek dizüstü bilgisayarı G76 Raider isimli modele yakından bakıyoruz. Her türlü alan dediğim nedir? GE76 Raider dünya üzerindeki en güçlü ekran kartına sahip olan dizüstü bilgisayar desek yanlış olmaz. Bu sebeple zaten oyun oynayacağız kendisiyle. Orada bir sorunumuz yok. Tasarım alanıyla ilgileniyorsanız 3 boyutlu modellem vesaire yapıyorsunuzdur ya da bunun dışında yayın işiyle uğraşıyorsunuzdur. Bu tarz durumlarda da bu bilgisayar işinize oldukça iyi bir şekilde yarıyor. Çok fazla teknik detaylara ilk başta boğmayacağım sizleri. Hızlıca bir oyunlara bakalım çünkü en çok merak ettiğiniz yerin orası olduğunu tahmin ediyorum. Ondan sonra zaten tasarım ve teknik özellik bakmış olacağız. Testimizde ilk oyunumuz Cyberpunk 2077. Olaylı bir oyun kendisi ancak bu testte olmazsa olmaz dedik. Ekran kartının sınırlarını zorlamak istiyoruz aslında. Cyberpunk'ı ultra ayarlarda alınabilecek en yüksek ayarları getirmeye çalıştım. Bunun yanında ray tracing de ultra bir şekilde açık arkadaşlar. Bundan bahsetmiş olayım. Oyunda herhangi bir takılma, donma, FPS drop'la karşılaşmadım ve ekranda gördüğünüz gibi ortalama 65 FPS civarında bir FPS yakalamayı başardık. Oldukça da iyi bir sonuç olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonra oynayacağımız oyunlar rekabetçi oyunlar olacak. Bir tanesi tabii ki de Valorant, günümüzün yükselen trendlerinden kendisi. Valorant'ta 180 FPS almayı başardık. Tabii ki de 180 FPS oldukça geçerli rekabetçi bir oyun için. Rahat rahat oynayabiliyorsunuz oyununuzu. En azından ben ileri seviye bir oyuncu olmadığım için benim için yeterli ama tabii ki de ileri seviye oyuncular için de gayet güzel bir FPS değeri olduğunu düşünüyorum. Valorant'tan sonra yine rekabetçi bir oyun CSGO'ya bakalım hemen. CSGO'da da ortalama 190 FPS almayı başardık. CSGO'da yine ayarları en yükseğe çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım arkadaşlar. Yine oldukça akıcı, tıpkı Valorant'ta olduğu gibi güzel bir oyun deneyimi yaşattı bizlere. Oyunlara baktık arkadaşlar. Şimdi birazcık tasarımdan bahsetmeye başlayacağım sizlere. Tasarımda en çok dikkat çeken şey sizin olduğunuz bölümden baktığımızda şu ön tarafta RGB bir aydınlatma var. Burası dikkat çekiyor ancak benim dikkatimi çeken daha önemli bir detay kocaman bir ekrana sahip. Bu laptop 17.3 inçlik bir ekrandan bahsediyorum. IPS seviyesinde bir ekran bu. 1920x1080 bir çözünürlük sunuyor bizlere. Tabii ki de bu ekranın en büyük artısı bunlar değil. Bu ekranımız 300 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Yani ben mesela videolarda söylüyorum. 144 Hz'lik bir monitörde bile rekabetçi oyunlarda oldukça öne çıktığınızı varsayarsak 300 Hz'lik monitörü varın siz düşünün. Mesela CSGO ya da Valorant gibi rekabete dayalı oyunlar oynadığınız zaman kırılmaların önüne geçiyorsunuz. Aynı zamanda oyun daha akıcı bir hale geliyor. Yani aslında rakiplerinizin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Videonun başında da söylediğim gibi dünya üzerindeki en güçlü ekran kartına sahip dizüstü bilgisayar kendisi o unvanı taşıyor aslında. Yani nedir bu ekran kartımız? RTX 3080. 16 GB'lık DDR6 bellek kapasitesine sahip bu ekran kartı firmanın yine iddiasına göre masaüstü versiyondaki 10 GB'dan daha yüksek bir değer. Şimdi ekran kartı bölümünü bir kenara koyalım arkadaşlar. Tasarım tarafını bölmeyelim isterseniz. Üst taraftaki ve şu yan tarafta gördüğümüz çerçeveler oldukça ince olmuş. Üst taraftaki yanlarına göre nispeten kalın çünkü orada bir adet de webcam'imiz bulunuyor. Bu webcam'in özelliği ne? Aslında biz gaming laptoplarda böyle düşük kaliteli webcam'ler görmeye alıştık. MSI burada biraz işi değiştiriyor. Üst tarafa 1080p saniyede 30 kare çekebilen bir webcam koyuyor. Hani yayın işiyle falan uğraşıyorsanız aslında işinizi görebilecek bir webcam olduğunu söyleyebilirim. Zaten görüntülü görüşmelerde falan herhangi bir sorunumuz yok. Gri bir tasarım var. Genel şöyle arkasına falan baktığımız zaman gri renkler hakim. Aynı zamanda arkadaki logo da şöyle kabartmalı oldukça güzel olmuş. Bunun yanında da menteşe tasarımında da iyileştirmeler, geliştirmeler var. Bunu da belirtmek isterim. Oyunculara yönelik diyoruz sürekli. Peki şimdi artık şu ön taraftaki RGB muhabbetine değinmenin vakti gelmedi mi sizce de adostlar diyorum. Ön taraftaki panelin ismi Panoramic Aurora olarak geçiyor. Ben tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarıyım. İzlenimini bizlere veriyor. Özellikle böyle ortam birazcık karardığı zaman mükemmel bir aydınlatma sağlıyor. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında bu ışıklandırmanın renklerini tamamen keyfimize göre değiştirebiliyoruz. Bunun için içerisinde yazılımlar geliyor. Hem SteelSeries Engine 3 ile birlikte hem de Mystic Light üzerinden dediğim gibi bu ışıklandırmayı tamamen özelleştirebiliyoruz. SteelSeries Engine 3 demişken zaten buradan klavyeye de atlamak istiyorum. Bu Aurora muhabbetini bir kenara bırakalım. Klavyede de SteelSeries'de bir işbirliği var bildiğiniz gibi. MSI'ın burada yine SteelSeries'in uygulaması üzerinden bu klavyenin renklerini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Kafamıza göre tuşları falan özelleştirebiliyoruz. Oldukça detaylı değiştirmeler var o bölümde de. Klavyemiz zaten size stok görsellerde gördüğünüz gibi Türkçe karakterleri içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda da yan tarafta da nümerik tuşlarımız yer alıyor. Yani 17.3 inç olunca böyle şeyleri sığdırmak tabii ki de daha kolay oluyor. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun dışında şimdi inceden
neden donanımdan da bahsedelim isterseniz. Zaten ekran kartından bahsetmiştim. RTX 3080 ile birlikte geldiğini söyledim. İşlemci tarafında 10. nesil Intel i7 işlemciyi görüyoruz. 5 GHz'lik bir boost frekansına sahip bu işlemci. Bu da aslında mobil taraftaki en güçlü ekran kartını beslemek için yine en güçlü seçeneklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 3200 MHz'lik dual şekilde bağlanmış 32 GB'lık DDR4 RAM'lerimiz var. Dilersek bunu da 64 GB'a kadar yükseltme şansınız var. 32 yetmiyorsa, ki bence ilk etapta oldukça yeter. Spesifik bir iş yapmıyorsanız, genellikle oyun oynuyorsanız 32 GB yeterli olacaktır. Ancak dediğim gibi isterseniz 64'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanında 2 TB'lık bir SSD'miz mevcut. Okuma yazma değerleri için de testimizi yaptık. Zaten ekranda onları da şu anda görüyorsunuz. Yine tüm bu donanıma hükmedebilmeniz için MSI'ın zaten dizüstü bilgisayarlarında gördüğünüz MSI Dragon Center isimli uygulama içerisine geliyor. Siz oradan birçok ayarı yapabiliyorsunuz. İsterseniz hani bilgisayarı böyle köküne kadar kullanayım vesaire gibi ayar seçebiliyorsunuz. Ya da diyelim siz YouTube'da takılacaksınız, işte sadece internete gezineceksiniz falan. O zaman performans modunu kapatıp bilgisayarı daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten arayüzü falan oldukça kolay. Dizüstü bilgisayarın birazcık da ses olayından da bahsedeyim. Hoparlörlerinden bahsedeyim. Şurada zaten çeşitli notlar var. Duo Wave Woofer diye bir özellik eklemişler. Gerçekten kuvvetli, baslı bir şekilde sesi duyuyorsunuz dışarıya arkadaşlar. Hani bir dizüstü bilgisayardan beklediğinizden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında zaten rekabetçi, hani düşmanın sesini duyacağınız oyunlarda direkt kulaklığınızı takıp oynamanız lazım. Pil meselesinden de bahsedelim. İçerisinde 99.9 watt bölü saatlik bir batarya mevcut. Bu ne anlama geliyor? Aslında bir uçağa sokabileceğiniz yasal sınırlardaki en yüksek batarya. Yani bunun bir tık üstü olduğu zaman artık o laptoplar uçağa alınmıyor arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bir bilgi olarak dursun. Son olarak giriş çıkışlardan da bahsedelim isterseniz. Videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi sağ tarafında iki tane USB 3.0'ımız var. Onların da hemen ortasında bir tane kart okuyucumuz var ki bence kart okuyucu olması önemli detaylardan bir tanesi. Arka tarafta da çeşitli giriş çıkışlarımız var. Şöyle kendime çevirerek sizlere söylemek istiyorum. Bir tane zaten laptopu şarj etmemiz için bir şarj girişi var. Hemen yanında bir HDMI girişi, onun yanında A kablosu var arkadaşlar. Onun hemen yanında bir tane Type-C kablomuz ve onun hemen yanında da bir tane DisplayPort girişimiz var. Aslında görüntü aktarma açısından arka tarafta oldukça zengin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafına baktığımız zaman zaten son yer burası arkadaşlar. Bir tane kulaklık girişi, bir tane Type-C girişi, hemen yanında da yine hızlı bir USB girişimiz, normal USB girişi mevcut diyelim ve artık yavaştan şöyle bir kenara koyarak incelememizin sonuna doğru da gelmek istiyorum. Tüm detaylara baktığımızı düşünüyorum, ancak yine de kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca hem satın alma bağlantısını hem de ürünü sayfasını ekledik hemen açıklama kısmındaki bağlantıdan görebilirsiniz. Daha fazla detayını merak ediyorsanız, daha yakından bakmak istiyorsanız gidip o sayfayı da inceleyebilirsiniz diyelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte MSI G76 Raider dizüstü bilgisayara yakından baktık. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki yanındaki bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.